Endi logaritmik tenglamalarga o'tamiz. Dastlab mana bu formulalarga va mana bu ko'rinishdagi tenglamalarni yechishdan boshlaymiz. Hop, bunda tenglamalar masalan, birinchi tenglamada qanday yechiladi? Ikkalasi ham asosida a, albatta bu yerda a 0dan katta va 1 ga teng emas. Bunday hollarda biz logaritmlarni tashlab, dastlab quyidagi ko'rinishda yozamiz tenglamani. Fx gx. Albatta bu yerda aniqlanish sohasini hisobga olish juda ham muhim. Fx katta 0 dan gx katta 0 dan. Demak, bu yerdan biz x ni topishimiz kerak. Bu yerda tengsizliklarni yechishimiz shart emas. Dastlab tenglamani yechamiz. Bu yerdan x larni topib, mana bu tengsizliklarga qo'yib tekshiramiz. Qanoatlantiradiganlari berilgan tenglamaning ildizi bo'ladi. Agar bu yerdan topilgan sonlar bu tengsizliklarning birortasini qanoatlantirmasa, u holda u ildizlar chet ildizlar hisoblanadi. Va bu yerda ham yana ham soddalashtirishimiz ishimizni yana ham soddalashtirishimiz mumkin. Bu yerda fx gx ga teng. Masalan, bu tengsizliklarning bittasini qoldirishimiz yetarli. Masalan, birinchisini qoldirib, ikkinchisini o'chirib yuborishimiz mumkin. Chunki agar fx 0 dan katta bo'lsa, 0 dan katta gx unga teng bo'lganligi sababli gx ham 0 dan katta bo'lishi kerak. Agar siz dastlab endi bu logaritmik tenglamalarni yechayotgan bo'lsangiz, u holda hammasini ko'rishingiz mumkin. Bu xato bo'lmaydi, albatta xato bo'lmaydi, lekin faqat ortiqcha ish qilgan bo'lamiz. Va ikkinchi xil tenglamalarda, mana bu tenglamalarda. Bu tenglamadan biz quyidagi tenglamaga o'tamiz. fx a darajasi b. A 0 dan katta, ya'ni musbat son bo'lganligi sababli a darajasi b ham musbat son bo'ladi. Demak, fx ham musbat son bo'ladi. Bu tenglik agar birorta x tenglikni qanoatlantirsa, u holda o'z-o'zidan fx 0 dan katta bo'ladi. Agar mabodo bu ikkinchi tenglamani yechayotganda qarangda shart qo'ygan bo'lsangiz, fx katta 0 dan tengsizlik yozgan bo'lsangiz, u holda qo'yib tekshiradigan bo'lsangiz, albatta xato bo'lmaydi. Faqat ortiqcha ish qilgan bo'lamiz, xolos. Mana bunday tengsizlik bilan tenglamani yechishimiz mumkin. Lekin bu tengsizlik ortiqcha uni olib tashlashimiz ham mumkin. Mana buni yechishimiz o'zi yetarli. Bir misollar ko'ramiz. Birinchi misol. A ning o'rnida 10 kelyapti. Xo'p, go'yoki biz logaritmlarni tashlab yuboramiz. Bak, kelinglar oldin aniqlanish sohasini yozaylik. X kvadrat minus 8 katta 0 dan 2 minus 9x katta 0 dan aniqlanish sohasini yozdik. Endi logaritmlarni tashlab yuboramiz. Bo'lda x kvadrat minus 8 teng 2 minus 9x. Va tenglamani hosil qildik. Dastlab tenglamani yechamiz. Topilgan xlarni bu tengsizliklarga qo'yib tekshiramiz. Yuqorida aytganimizdek, bularni bittasini tekshirishimiz yetarli. Xo'p, mayli hozircha ikkalasi ham turib tursin. Xo'p, tenglamani yechish uchun bir tomonga o'tkazamiz. X kvadrat plus 9x minus 10 teng 0. Xo'p, bu yerdan bitta ildiz 1 ga teng ekanini sezish qiyin emas. Kvadrat tenglamani bitta ildizini bilgan holda ikkinchisini topishimiz mumkin. Bitta yaramasa da minus 10 taqsim 1 minus 10 ga teng. Shunday qilib biz mana bu kvadrat tenglamani ikkita ildizini topdik. 1 va minus 10. Ulardan qaysi birlari berilgan tenglamani ildizi bo'ladi? Buning uchun biz mana bu ulardan qaysi birlari aniqlanish sohasiga tegishli degan savolga javob beramiz. 1 ni olib qo'yib ko'raylik. 1 ning kvadrati 1 minus 8. Manfiy son. Demak, bir qanoatlantirmaydi, ildiz bo'la olmaydi. Minus 10, minus 10 kvadratı 100, 100 minus 8, 0 dan katta. Demek bu ildiz bo'ladi. Bittasini yuqorida aytganimizdek, bittasini tekshirishimiz yetarli. Mabodo siz har ikkalasini tekshirsangiz, u ham xato bo'lmaydi. Yana ta'kidlaymiz, xato emas. Chunki ikkinchisi bittasini qanoatlantirsa, ikkinchisini ham qanoatlantiradi. Demak, berilgan tenglamaning ildizi, birinchi tenglamaning ildizi minus 10 ga teng bo'ldi. Endi ikkinchi tenglamaga o'tamiz.
İkinci deneme bana bu görüşte. A'nın orunda bir taksım 3, B'nin orunda minus 2 yazırken. Demek yerden, buradan eğer biz logaritmden kurtulamız, logaritmden kurtuluş potansiyeldaş diye bir kurtulardı. Demek biz potansiyeldaş usulüden faydalanıyoruz. Ve bana bu ifade teyin burada. X kvadrat plus 3x minus 1 teyin. Bir taksım 3 derecesi minus 2. Bu ham 3'ün kvadratı 9 geçeyim. Bunu çaptamdan yurtgizamız. X kvadrat plus 3x minus 10. Bunu teyim o. Kvadratı yine bana hasıl kıldık. Bunun bitti yıldızı x bir teyim 2 iken de siz varışımız mümkün. Teşhir karışımız mümkün. 4, 6, 10, 0 burada. İkinci yıldızı minus 10 taksım 2, minus 5 geteyim burada. Kvadrat teğnemenin yıldızlarını taptık. Bunlardan kaysa birileri belirgen teğnemenin yıldızı burada. Yukarıda etkenimizde her iki resim belirgen teğnemenin yıldızı burada. Çünkü bunlar, bu sorular bana bu teğnemenin kanatlandırır. Yani bu ifade 9 geteyim burada. 9 mu sıfatsan? Bir de anıklayan sahasını yazışımız şart en az. Mabada yazarken bulsak, mesela anıklayan sahası x kvadrat plus 3x minus 1 kaptan oldan diye yazıp topluluğun sorularını bir yere koyup tekşirsek yani ortaça iş kılgen bulanımızı belki hata olmuyordu. Top şunu da yakalıp ikinci denemenin yıldızları 2 ve minus 5 geteyim buldu. Bu ne var peki misal? Bana bu misalını karayınız. Bir yerde asas x'ye bağlıq. Bir yerde anıklayış sahasını yazalımız. 12 x minus x kvadrat minus 19 katta 0'dan x minus 1 katta 0'dan asas 1'ye teyin buluşu mümkün olmaz. Teyin emas 1'ye. Yani anıklayış sahası mı anladın diye burada. Teğneme, yani logaritmden kurtulsak, yani potansiyellesek 12x minus x kvadrat minus 19 teğin x minus 1'nin kubu. Ama bu teğnemenin hasıl kullanması. O bir de ham anıklayan sahasındaki tensizliklerini biraz kemaytırışımız mümkün. X minus 1, müsbet. Eğer bu müsbat olsa, onun kubu ham müsbat olardı. O halde bunlar teyim olsa, bu ifade ham müsbat olardı. Şu sebeple, bu tensizliklerden birisini çıkarmamız mümkün. Yani teyim, hasıl bölgen teyilemeni yaşayalımız. Kaoslarını açalımız. 12x minus x kvadrat minus 19 teyim. X derecesi 3 minus 3x kvadrat plus 3x minus 1. Hamasını bir tamamen götürüyoruz. O halde x kub x kvadratlar minus x kvadrat minus 2 x kvadrat. Çünkü her kelesi yani minus 3'den bir neresi 2 burada. O bir de 3x bunu minus kubu etkizlediğim bursak minus 9 x burada. Minus 19, bir kokistik, plus 18. Değil mi? Üçüncü derecede teyleme hasıl buldu. Bunu biz köpet uçularına acıratışa hareket kılıyorduk. Buranın her iki lasıdan x kvadratının kapsını taşlarına çıkaralımız. Kaos içinde x minus 2 faladı. Bu iki lasıdan minus 9'un karşısına taşlarına çıkarayız. X minus 2. Yeni karşısına taşlarına x minus 2'ni çıkaramız. X kvadrat minus 9 teyin bu. Bu iki de teyinlemeye acıraydı. Birincisi x minus 2 teyin bu. İkinci teyinleme x kvadrat
Minus 9 ve 10. Fabrisi'nin hemen ildizi x değil. 2. Ha, bunu 9'da bir yapı ötküsü. Kendi yaşadığım bu şey. Bu teylemanın ildizleri minus 3 ve 3. Bak şimdi yapalım. 3'te bana bu teylemanın 3'te ildizini hasıl kıldık. 2, minus 3, 3. Bak bunların kayısları verilgen teylemanın ildizi buladı. Onun için biz bana bu münasebatlarını teşhirişimiz gerek. Yine takdirde baytağımız, eğer bu sallarını hamasıya obarıp teşhirip, teşhirip görsek, hata olmaydı, fakat artıqca iş kılgın bulamız olaz. Yani biz hazır bana bir iki tasını tekşiramız. Dersler 2. 2'ni bu yerine koysak, 2 minus 1, 1 geteyim. Demek 2 yıldız bulamaydı. 1 geteyim bulmasa gerek. 2 yıldız bulamaydı. Bak, minus 3. Minus 3'ni bu yerine koysak, manfi buladı, minus 3, minus 1, manfi son. Ha, bizden noldan katta buluş gerek. Demek minus 3 hem yıldız bulamaydı. Demek 2 ve minus 3'de çet ildizler iken. Yeni 3'ünü tekşiramız. Bak 3 minus 1 müsbet. 3 minus 1 1 geteyemez. Demek ildiz 3 geteyem iken. Şimdi yapalım bu teylemenin ildizi. Cevap 3 geteyem.